Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 15 günlük aradan sonra yeni frekansımızda ben yine ana haberle karşınızdayım. Efendim haber merkezimizin hazırladığı günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız şimdi sizlere. Afrin'de askeri operasyonlar büyük ölçüde bitti. Bölgede güvenlik, altyapı ve sosyal yardımlar olmak üzere 3 başlık altında adım atılacak. Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesi için 25 bin kişilik güvenlik teşkilatı oluşturulması hedefleniyor. Afrin'in ele geçirilmesiyle bölgede güvenlik, altyapı ve sosyal yardımlar olmak üzere 3 başlık altında adım atılacak. Güvenlik başlığı altında ilk adım yerel güvenlik güçlerinin oluşturulması olacak. Bu amaçla Özgür Suriye Ordusu güçleriyle yerel Kürt nüfus içinden polis teşkilatı kurulacak. Sadece Afrin değil, Fırat Kalkanı bölgesi de dahil olmak üzere 3 aşamada 25 bin kişilik güvenlik teşkilatı oluşturulacak. Güvenlik alanında taviz verilmeden atılacak ilk adımsa yağma olaylarının engellenmesi. Teröristlerin geride bıraktığı yüzlerce el yapımı patlayıcının temizlenmesi de öncelikler arasında. Türk Silahlı Kuvvetleri hem şehir merkezinde hem de Afrin kırsalının stratejik noktalarında geçici karakollar ve üst bölgeleri kuracak. Afrin'de idari yapı da yeniden şekillendirilecek. Tüm etnik unsurların dengeli temsil edileceği idare meclisi oluşturulacak. Bu meclis şehrin yönetimini üstlenecek yürütme organı seçecek. Afrin bölgesinde 7 nahiye, 292 köy ve 370 mezra bulunuyor. Bölgedeki tüm çalışmaları koordine etmek üzere Cerablus'ta olduğu gibi koordinatör olarak Türkiye'den bir vali yardımcısı atanacak. Afrin'in altyapı eksiklikleri de hızla giderilecek. İlk olarak elektrik ve su sorununun çözülmesi hedefleniyor. Şehre Türkiye'den elektrik verilmesi gündemde. Şehirde 370 yatak kapasiteli 5 hastane olmasına karşın doktor ve malzeme eksikliği var. Afrin halkına düzenli yiyecek yardımı yapılacak. İlk aşamada 100 bin ton un halka ücretsiz dağıtılacak. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e giren özel kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından Afrin bölgesine sevk edilen ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olan komandolar bölgedeki savaş mağdurlarının umudu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de konuştu. Afrin operasyonuna dikkat çekti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı hedefinde Amerika Birleşik Devletleri de vardı. Yine bir 21 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında konuştu. Nevruzunuz mübarek olsun. Biz tabii PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil, biz inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Çok geniş bir coğrafyada yaşayan farklı dillere, farklı kültürlere, farklı meşreplere sahip insanların ortak değeri olması Nevruz'u daha da önemli kılıyor. Farklı anlamlar yükleyenler var. Biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonuna dikkat çekti. Sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalktılar. Müttefik dediğimiz ülkelerin bizzat donattığı, eğittiği, organize ettiği, önünü açtığı bir terör örgütü vasıtasıyla koskoca Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasından tümüyle kopartılmaya çalışıldı. Bunun üzerine artık terör örgütleriyle mücadelemizi kendi topraklarımızda değil, bizatihi kaynağında yerinde yapacağız dedik ve hemen harekete geçtik. Zeytin Dalı harekatıyla bu defa Afrin bölgesinde ülkemize yönelik olarak yapılan tahkimatı, açılan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Dünya kadar silah. Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Erdoğan, etkisiz hale getirilen teröristler hakkında da bilgi verdi. Etkisiz hale getirilen 3698.
Tabii PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta bunlar hareketlenmeye başladılar. Irak'ta başlayınca hatırlıyorsanız yine bir konuşma yaptım. Dedim ki bak, eğer Irak merkezi yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz. Cumhurbaşkanı ABD'ye seslendi. 12 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Ya bu topraklar senin mi? Bu topraklarla senin ne alakan var? Geldiler, oraya YPG'yi soktular, PYD'yi soktular. Oranın kendi insanlarını, oranın gerçek halkı %90 Araplardır. Arapları oradan kovdular. Şimdi ben Sayın Obama'ya, o baştayken Obama'nın kendisine söyledim. Bak dedim, bunları buradan çıkar. Tamamıyla bunları Fırat'ın doğusuna gönder. Ki biz stratejik ortağız. Stratejik ortak olduğumuza göre burada sıkıntı veriyorsunuz. Ve biz stratejik ortak olarak bunları Fırat'ın doğusuna gönderelim. Ve buranın halkı %90 Araplar, Araplara da diyelim gelin yerleşin topraklarınıza. Biz onların güvenliğini sağlayalım. Tamam, göndereceğiz dediler. O gün bugün göndermediler. Aynısını Sayın Trump'a da söyledim. Göndereceğiz dedi. O da göndermedi. Başbakan Binali Yıldırım da milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında konuştu. 16 yılda 4 milyar 39 milyon, milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Başbakan yapılan eleştirilere de inanmayan gitsin saysın diye cevap verdi. Konuşmalarını yapmak üzere şimdi de Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında konuştu. Nevruz'a değindi. 21 Mart Nevruz, bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz'u da milletçe, el ele, gönül gönüle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Başarı müjdeleyen bu güzel günün milletimize ve bütün insanlığa huzur ve bereket getirmesini de Cenab-ı Mevla'mdan niyaz ediyorum. Yıldırım 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Bu ülkenin 81 milyon vatandaşına olduğu gibi taşına, toprağına, ağacına, kuşuna da dostuz, sevdalıyız. Bu sevda ile 16 yıldır yollardayız, milletin hizmetindeyiz. Bu sevda ile ülkemizi, yurdumuzu şenlendirmeye devam ediyoruz. 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yapılan eleştirilere de şu yanıtı verdi. Bazıları diyor ki işte iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, efendim bu kadar fidan dikilmemiştir. İnanmayan gitsin saysın. 4 milyar 39 milyon fidan dikildi. Başbakan tarım desteklerine de dikkat çekti. Tarım ve hayvancılık, ziraat alanında kapasitemizi çok daha iyi kullanabiliriz. Bu alanlarda çok önemli destekler veriyoruz ve bu destekleri daha da geliştireceğiz. Tarım desteklerini 1 milyar 800 milyondan 15 milyarın üzerine çıkardık. Hayvancılığı aynı şekilde destekliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Membiç'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'ye yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, vize serbestliğine ilişkinse Avrupa Birliği'nden cevap beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yani buralardan, yani Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz.
Ve bu süreç önümüzde Münbiç'ten sonra da sıra diğer şehirlere, diğer bölgelere de gelecektir. Sadece Münbiç ya da sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez. Ve bu çalışmalar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğü bakımından da önemli çalışmalar olacak. Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç ile ilgili ABD'ye seslenerek anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik ifadelerini kullandı. Öncelikle şu anlaşmaya vardık sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. Bunları defalarca gerek sohbetlerimizde gerekse açıklamalarımızda vurguladık. Bir anlayışa vardık diyoruz. Bu anlayışta Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız? ABD ile. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ay sonunda görevi bırakacak olan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeyi de hatırlattı. Anlaşma dedim, sonra anlayış diye düzelttim. Şimdi bir kelimeyi alıp sonra bunu maalesef basınımız öyle bir şey söylüyor ki, o zaman anlayışa vardıysak komisyon toplantısının ne şeyi var, amacı var? Niye yapacağız komisyon toplantısını? Üç tane çalışma grubu, komisyon kurulması konusunda da mutabakat da vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize serbestliğine ilişkin en son teklifimizi ABD'ye ilettik, cevap bekliyoruz dedi. Avrupa Birliği'nden istediklerimiz bugüne kadar varılan anlaşmaların uygulanması. Herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz, pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Biz en son teklifimizi Avrupa Birliği'ne ilettik, onlardan cevap bekliyoruz. Belki bu zirve marjında bu olabilir ama teknik çalışmalarda kendi aramızda Avrupa Birliği ile sürdüreceğiz. Baharın müjdecisi olarak bilinen 21 Mart Nevruz Bayramı tüm yurt olduğu gibi Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı sevgili seyirciler. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ortaokulu'ndaki program renkli görüntülere sahne oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ortaokulu'ndaki program halk oyunlarıyla başladı. Okul Müdürü Cenap Tozlu açılış konuşması yaptı. Nevruz, Türk toplulukları ve komşularımız arasında kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır. Nevruz, milli kültürümüz içerisinde birlik ve beraberlik sembolü olan önemli bir kültür mirasımızdır. Nevruz'un ülkemize esenlikler getirmesi dileğiyle Nevruz programımız kutlu olsun. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşçu ise Nevruz Bayramı'nın evrensel bir bayram olduğunu ifade etti. Bir anlamda dirilişin sembolü de olan bu kadim bayram, atalarımızın İslam'ı kabul etmesinden daha önceki yıllara dayanır. Nevruz Bayramı, Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar Türklerin varlığını sürdürdüğü geniş bir coğrafyada mütemadiyen kutlanır. Avrasya'nın ortak bayramı olan bu güzel gün sadece Türklerle sınırlı bir bayram değildir. İranlılar, Bahailer, Afganistanlılar da bu bayramı kendi geleneklerine göre coşkuyla kutlamaktadırlar. Konuşmaların ardından okul öğrencilerinden Feyza Öksüz Nevruz şiiri okudu. Yeniden doğmaktır Nevruz denince. Yeni bir bahara, yeni vatana. Ergenekon'dan çıkan atalarımız Nevruz sevincini yaşatır bana. Protokol üyeleri Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Çekiç yardımıyla örs üzerinden demir dövüldü. Öğrenciler tarafından şarkılar seslendirildi. Katılımcılara yumurta dağıtılarak tokuşturma geleneği yaşatıldı. Yumurta kırmadan yürüme yarışması da yapıldı. Halat çekme yarışı renkli görüntüler oluşturdu. Program sonunda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası Çorum'da Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Çalıköy'ü Sıklık mevkiinde bin fidan toprakla buluştu. 21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası Çorum'da Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Kıymetli misafirler, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası ve etkinliklerine hoş geldiniz. Orman İşletme Müdürü Halil Kısacak, Atçalıköy'ü Sıklık mevkiindeki programda açılış konuşması yaptı. Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Kullandığımız kalemden masaya kadar, içtiğimiz su ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılıyor. Binlerce bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde de söylediği gibi kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki filanı dikiniz. Hadisinden hareketle ormanlara hak ettiği değeri vermeli, karbon ayak izimizi küçültmeli, ormanları geliştirmeli ve korumalıyız. Her yaştan öğrencinin katıldığı fidan dikim töreninde ormanla ilgili şiirler de okundu. Bağ gül gelmiş de bağı şen etmiş, yağmur olup toprağını ten etmiş. O gül artık kalbimizde yer etmiş, durma artık fidan dikme zamanı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar bin fidanı toprakla buluşturdu. Orman Haftası dolayısıyla İkbal Kadın Kültür Merkezi Spor Kulübü olarak çam dikmeye geldik. Teşekkür ediyoruz. Biz Orman Haftası dolayısıyla 21 Mart Orman Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bu programı biz de katkıda bulunalım istedik. Kursiyerlerimizle birlikte geldik. Biz İkbal Kadın Kültür Sanat Merkezi'nden katılıyoruz. Yani bu bilinci vermek, ormanlarımızı korumak hepimizin üzerine düşen bir vazife diye düşündük. Çorum AK Parti ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları Mehmet Karadağ başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi. Karadağ, Afrin'e yapacakları ziyarete dikkat çekti. AK Parti ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda konuşan il başkanı Mehmet Karadağ, Mehmetçiğe destek için bir kez daha Afrin'e gideceklerini açıkladı. İkinci bir ekiple inşallah yarın akşam tırlarımız, otobüslerimiz hareket edecekler. Kilise, kilis valiliği, kilis il başkanlığımız, özellikle kilis il başkanlığımızla irtibattayız. Kilis valiliğimizle orada buradan gidecek yardımlarımızı komutanlığa teslim edeceğiz. İnşallah ikinci defa Çorum İl Teşkilatı belki de Türkiye'de en disiplinli, en organizeli yardımı ve desteği, maddi ve manevi desteği ortaya koymuş oluyor. Mehmet Karadağ, Afrin'e götürülecek yardımda ilçelerin katkısına değindi. Geçenki organizasyonumuzu Gençlik Kolları İl Başkanımızın yönetimiyle birlikte İskilip Belediye Başkanımız, ilçe başkanımızla gerçekleştirmiştik. Bu sefer de İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanlığımızın başkanlığında işte Kargı ilçemiz, Osmancık ilçemiz, Oğuzlar ilçemiz, Bayat ilçemiz, Ortaköy ilçemiz ve ana yardım toplama merkezleri olarak bunlar oldu. Diğer ilçelerimizden de katkılar sunuldu. İnşallah hareket edeceğiz. Karadağ yardım miktarını da aktardı. Osmancık'tan 20 tonun üzerinde pirinç toplandı. Kargı'dan 10 tonun üzerinde 13 ton pirinç toplandı Kargı'dan. Oğuzlar'da 2 tonun üzerinde 3 tona yakın ceviz toplandı. Bu paketlendi. 10 bin paketin üzerinde
Değil mi başkanım? 10 bin paketin üzerine paketlendi. Zira çuvallarla değil de orada askerimize işte paket paket dağıtalım diye. Dolayısıyla Ortaköy'de pekmezdir, dayanıklı tüketim malları özellikle şey yapılmıştı. Pekmezdir, çaydır, şekerdir, işte buna benzer malzemeler toplandı. Ondan sonra Bayat ilçemizde 140 bin lira civarında bir 150 bin mi oldu? 150 bin TL civarında bir para toplandı. Bununla da kurban alımı söz konusu olacak. Oradan mı alacağız? Buradan kaç? 12 büyük baş hayvan alınarak oraya götürülüyor. Mehmet Karadağ'ın gündeminde Çorum Belediyesi tarafından sınır ötesi yapılması planlanan parkla ilgili eleştiriler de vardı. Orada hani yardım götürme ya da park yapma falan, ya ne işte buraya yapmak gerekirken oraya ne gerek var? Burada da ihtiyaç oluyor. Bakın bu bir milli dayanışmadır. Cumhurbaşkanımızın da emridir dayanışma ayrıca. Emir bile olmazsa Türk milleti biliyorsunuz kesinlikle hem kendi vatandaşlarımız hususunda çok hassas, çok duygusaldır. Hem de komşuluk hukuku hususunda çok hassastır. Dolayısıyla biz bir dayanışma gösteriyoruz. Beka sorunu vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu vardır. Bakınız. Karadağ'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti. İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili yarın idrak edilecek. Bu gecede tüm camilerde olduğu gibi Çorum'daki camilerde de çeşitli programlar düzenlenecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili rahmet ve mağfiret gecesi olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük, Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veysade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide Cedid camilerindeki özel programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okutulacak. Yüreğinde makis bulan bir şiirdir de aynı zamanda. Öte yandan Çorum'da da camilerde çeşitli programlar düzenlenecek. Çorum halkı bu mübarek gecede mağfiret için ellerini semaya açacak. Halk ozanı aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 45. yılında tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da unutulmadı. Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğinde şiirler okundu, türküler söylendi. Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Halk ozanı aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 45. yılında Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin programının açılış konuşmasını okul müdürü İsmail Madan yaptı. İşte bizim toplumumuzu yücelten, büyüten insanlardan birisi de aşık Veysel'dir. Onu bugün Mehmetçik Anadolu Lisesi olarak anmaktan büyük onur duyuyoruz. O bize gerçek anlamda sabrı, gerçek anlamda mücadeleyi, yaşama azmini ve üretmeyi öğreten nadir insanlardan birisi. Görme engelli öğrenci İtnur Eyvan, Aşık Veysel ile ilgili duygularını dile getirdi. 7 yaşındayken yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmiştir Aşık Veysel. Bu durum onun içine kapanmasına neden olmuş, babasının aldığı saz hayatını değiştirmiş ve dilden dile dolaşan şiirlerin, türkülerin ozanı olmuş. Engel ona engel değilmiş artık benim gibi. Ben de görme engelliyim. Bu yüzden onu daha iyi anladığını düşünüyorum.
Programda öğrenciler çok sayıda Aşık Veysel türküsü seslendirdi. Çorum 19 Derneği her ayın 19'unda saat 19.19'da bir araya gelmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. İstanbul Esenler'deki etkinlikte Çorumlular hoşça vakit geçirdi. Çorum 19 Derneği her ayın 19'unda buluşmaya devam ediyor. Program şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Yoğun katılımın olduğu gecede kadınlar da unutulmadı. Etkinliğe katılan kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verildi. Dernek Başkanı Abdullah Çıtak tüm kadınlara teşekkür ederek birlik beraberlik mesajı verdi. Çorumlular gününe Çorumlu Aşık Gülabi ve çok sayıda sanatçı da katıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, son dönemde artan tarihi film ve dizilerle ilgili Çorum'da konuştu. Turan, Türk tarihine ilgiyi artırdığını söyledi. Bu ilginin artma sebeplerini sıraladı. Demek istiyorlar. Çorum deyince hocam hiç şey yapmadı. Teşekkür ediyoruz. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, tarihi olayları anlatan dizi ve filmlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Turan, filmlerin halkın tarih konusunda hassasiyet kazanmasına öncülük yaptığını belirtti. Yani eskiden Yeşilçam'daki o tarihi Türk filmlerini bile yani bu zaman içerisinde halkımızın hassasiyet kazanmasında büyük pay sahibi olduğunu inanıyorum. Bilhassa hani aktör yani Cüneyt Arkın'ın o meşhur Malkaçoğlu, Kara Murat ve diğer tarihi dizilerinde bunun payı vardı. Zaten bir altyapı vardı, bir kuşak vardı. Ama hani bu dönemde yani diziler halinde yeniden bir canlanma oldu. Hatta bu alaka sadece Türkiye için değil. Yani Osmanlı İmparatorluğu hintarlandığına giren bütün ülkelerde var. Yani dünyanın her yerinde bir alaka oldu. Ona şüphe yok. Temeli bunun sinema yalnız hani orada. Başkan Profesör Doktor Turan iyi bir senaryonun da Türk tarihine olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti. Sinema hani özü dolayısıyla sinemayı güçlü tutmak lazım. İyi bir senaryo, iyi bir hikaye, o güçlü bir hikaye olunca arkası geliyor sanki. Çünkü o imkanlara Türkiye kavuştu. Turan, bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikayeleştirip senaryolaştıralım şeklinde konuştu. Rambo diye bir olağanüstü tip doğurdu Hollywood. Tabii Hollywood'un yaptığı yanlıştır demeyeyim de aslında hikaye biliyorsunuz Vietnam'da başlıyor. Vietnam'da mağlubiyettir yani bir perişanlıktır aslında. Bir mağlubiyetin, bir felaketin nasıl tersine dönüştürüldüğünün bir hikayesidir. Bir enformasyon yapılıyor kesinlikle ve tersine bir durum. Yani bizim ise hani böyle bir işte Rambo üretmemize gerek yoktur. Yani bizim hani her şeye rağmen demin ismini söyledim. Hani Cüneyt Arkın'ın Battal Gazisi çok daha gerçektir. Çünkü yani tarihte vardır. Gerçekten hani Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar vardır, Afşin Beyler vardır, Ertuğrul vardır, Osman Gazi hepsi vardır bunların. Fatih vardır. Yani yeniden bizim bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yani yeter ki bunları hikayeleştirip senaryo araştıralım. Yani.
Belediye daha yeşil bir Çorum için çalışmalarını sürdürürken dikilen ağaçlar çiçek açmaya başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, şehri rengarenk yapan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çorum Belediyesi daha yeşil bir Çorum için çalışmalarını sürdürüyor. Dikilen ağaçlar çiçek açmaya başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, vatandaşların yaz ayları boyunca parkları keyifle kullanabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Zahir, ilimizde yer alan tüm park, bahçe, ağaçlık alan, refüjlerde bulunan ağaçların yaz bakımlarına da başladık. Bir taraftan da eksik tespit etme çalışmalarımız sürüyor, dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Zahir, belediye olarak 2018 yılında yaz mevsiminde dikilmek üzere 600 bin adet çiçek aldıklarını sözlerine ekledi. Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler Güneş Köy'den Doğuyor projesi kapsamında Çorum'un Osmancık ilçesindeki Yaylabaşı Köyü ilkokulunu ziyaret etti. Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında hazırlanan Güneş Köy'den Doğuyor projesinde yer alan 51 gönüllü öğrenci Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı Köyü'nü gezdi. Öğrenciler iki gün boyunca hem köyde bulunan ilkokulun fiziki imkanlarını iyileştirdi hem de resim, müzik, spor gibi alanlarda öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı. Öğrenciler ayrıca okula kütüphanede kazandırdı. Proje koordinatörü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Şendil projeyle ilgili bilgi verdi. Biz Bilkent Üniversitesi'nden geliyoruz. Toplumsal Duyarlılık Projeleri adı altında bir öğrenci topluluğuyuz. Bizim hedef kitlemiz köy okulunda elverişsiz şartlarda eğitim gören öğrenciler, aynı zamanda kütüphanesi olmayan öğrenciler. Adımız Güneş Köy'den Doğuyor projesi. Şendil amaçlarını açıkladı. Çocuklarda şunu değiştirmeyi biz istiyoruz aslında. Hani vizyonu açma dediğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Getirdiğimiz müzik aletlerini tanıyorlar. Sazla bağlama arasındaki farkın ne olduğunu öğreniyorlar. Onları yeni bilim adamlarını öğretmeye çalışıyoruz. İşte Aziz Sancar'ı mesela çoğu gittiğimiz köyde bilmiyorlar. Bu tarz yani ufuklarını açmaya yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani biz bunu bir vefa borcu olarak görüyoruz aslında. Biz hani normal günlük hayatımızda Ankara'da yaşıyoruz. Rahat bir yaşam sürüyoruz ama buradaki insanlarımız hani tarlada çalışanlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz hepsi gerçekten ekmeğini taştan çıkaran insanlar ve biz onların hep mahsullerini hani bir şekilde görüyoruz hayatımızda. Ekmek yiyoruz ya da ne bileyim suyu çok rahat bulabiliyoruz ama buradaki insanlar öyle değil ve bizim onlara bu şartlarda olduğumuz için aslında bir vefa borcumuz var. Onlara ödememiz gereken bir şey var. Köy muhtarı Mustafa Sallan ise 130 öğrencili Yaylabaşı Köyü İlkokulu'nun sınavlarda Çorum'un en başarılı köy okulu olduğunu belirterek üniversite öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Çorum Belediyesi Ulu Çınarlara vefa borcunu ödüyor. Belediye ekipleri yaşlı bakım ve ev temizliği projesi kapsamında günde 14 evin temizliğini yapıyor. 14 kişiden oluşan 7 ekiple günde 14 evin temizliğinin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, Ulu Çınarları mutlu etmenin ve onların hayır dualarını almalarının kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Gül, ayda ortalama 300 evin temizliğini yapıyoruz, yaşlılarımızı ziyaret edip onların hayır dualarını alıyoruz, dedi. Yaşlılar da hizmetten oldukça memnun. Allah razı olsun. Devletimize de, milletimize de, belediyemize de gönderiyorlar. Temizliğimizi yapıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Hani yapamıyorum. Belim ameliyatlı, dizim ameliyatlı. Yani Allah bin kere razı olsun. Daha ne diyeyim? Razıyım. Herkesten memnunum. Allah razı olsun yavrum. Çoluğumuzun çocuğumuzun acısını görmesin yapmadığını devletimiz yapıyor. Allah büyük der, bin kere razı olsun. Allah uzun ömürler versin, çocuklarını bağışlasın yavrum. Duadan başka bir şey yok.
AK Parti İskilip İlçe Gençlik Kolları, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde program düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Usun'un da katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İskilip İlçe Gençlik Kolları, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde program düzenledi. Yoğun katılımla yapılan yürüyüşe Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da katıldı. Gençler 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Merkezi İstanbul'da bulunan Çorum Osmancık İnal Köyü Derneği, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerleri unutmadı. Şehitler için mevlit okutan dernek üyeleri Mehmetçiğe de dua etti. İstanbul'da bulunan Osmancık İnal Köyü Derneği, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerler için bir araya geldi. Şehitler için mevlit okutuldu. Dernek üyeleri Mehmetçiğe de dua etti. Kerim'in yüzü suyu hürmetine ya Rabbi şu anda sınırda yapılan operasyonlara başarılı eyle Allah'ım. Bir askerimizin dahi kılına zarar gelmeden, burnu dahi kanamadan analarına, babalarına, eş ve dostlarına kavuşmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi. Dernek Başkanı Erdem Dilli Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çekti. Kimsenin burnu bile kanamadan vatanına geri dönmesini nasip etsin. Rabbim bütün evlatlarımızı anne ve babalarına bağışlasın. Kastamonu'ya gideceğiz. Burada Ümit Milli Boks takımı Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiren milliler 10 sıklette 10 madalyayla dönmeyi hedefliyor. Ümit Milli Boks takımı 24 Mart 2 Nisan'da Romanya'da gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağ Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor. Sorumlu antrenör Vedat Demirkol iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. U22 Avrupa Şampiyonası öncesi çok iyi bir hazırlık aşaması geçirdik. Kamplarımız çok iyi, çok verimli geçti. 10 sporcumuz var. 10 sporcumuza da güveniyoruz. Eminim ki 10 siklette de madalya alacağımıza inanıyorum. İyi bir sporcularımız kadrosu çok iyi bir şekilde. Milli boksörler ise oldukça iddialı. Şu anda U22 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz Romanya'da. Ayın 22'sine gidiyoruz inşallah. Çok iyi hazırlandık. İnşallah orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya alacağım. İstiklal marşımızı okutacağız. Antalya'da yapılan U22 Büyükler Boks Şampiyonası'nda çok zorlu rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Şimdi de U22 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na altın madalya alarak Afrin'de savaşan Mehmetçiğimize bu madalya hediye etmek istiyoruz. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim.